Merhaba. Gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bora var yanımda. Saçlarını keseceğiz. Hem de yeni makinayla keseceğiz. Bakın Hector'la keseceğiz. Hector'la aldık ya. Şimdi Hector'la saç kesimi yapalım. Hector'la keseceğiz bu sefer. Zaten gençler şey yapmayacağız. Öyle şekilli şüküllü model yapmayacağız. Klasik bir kesim. Bora yanları 2 ile mi alacağız, 3 ile mi alalım? 3 mü? Yanları 3, üstleri de ona göre hafiften biraz kısaltacağız. Bırakacağız. Bu arada bayram yoğunluğu biraz var. Doğal olarak video çekemiyorum, bakmayın şimdi saat 8 oldu da. Ondan böyle rahatım. Tabi şimdilik birkaç gün sonra yardırmaya başlayacağım. Video çekemezsem kusura bakmayın. Şimdi gençler. Ha bak göstereyim, bak bak bak. Şimdi böyle ya. Bunu böyle bıraktığın zaman mıknatıslı. Tabii ben bile yapabilsem bunu. Bak böyle aldık ya. Hop böyle oturuyor bu. Böyle. Çok güzel. Ama tabii ben bunu oturtamıyorum. Ha şimdi oldu. Şimdi 3 numarayla başlıyoruz. Bakalım sizler makineyi beğeneceğiniz mi? Hızlı keseceğim ha. Ve gençler şey makina şey de değil. Vahılın uçları da buna oluyor. Baksanıza ya hiç. Makina vallahi bana mısın demiyor. Cayır cayır kesiyor. Ses de çıkartmıyor vallahi. Makina güzel. Bu arada sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Sıkıntı var mı? Bora iyi mi oğlum? Güzel abi. Daha fazla inceltmeyeyim değil mi yanlarını? Yani gerek yok. Gençler vallahi kaç saniye sürdü bilmem. Herhalde bir 30-40 saniye kadar bir şey sürmüştür ya. Değil mi? Ondan sonra şimdi bu enseleri alacağız. Enseleri de natural yapacağız. Hatta bu makine şimdilik burada dursun, zaten az sonra kullanacağız. Şimdi kulak arkalarını bir açalım. Enseyi de natural yapacağız zaten. Bunları alıyorum. Zaten kullanmıyoruz da bunları. Mesela bizim buranın kafa yapısı buraları şişkindir. Şimdi oraların makasla aslanı birazdan ezeceğiz. Yani bu görünüm normalde kötü bir görünüm oluyor ki zaten fark ediyorsunuzdur. Boranın saçları da zaten bu tarafa doğru kavisli geliyor. Hem bombe hem de saçla aşağı doğru kendini verince ayçiçeği gibi kalıyor kafası. O yüzden onun için o üst tarafları biraz kısaltacağız. Ki hem daha bir estetik görünüm verelim hem de kabarık kalmasın yanları. Evet. Enseleri de köşelerini buraları da aldığımıza göre gençler. Şimdi böyle makineyi bir yarıma çekelim. Ondan sonra el ucu. Ondan sonra gençler böyle bak. Kaldırarak aha da bitti. Şimdi ondan sonra bunun ucundaki böyle sıfır numara var. Şöyle 1,5 milim. 1,5 milim diyor ama şöyle bir fark var gençler. Mesela benim Vahıl'da kullandığım 1,5 milim bundan çok çok daha ince. Bayağı ince hem de. Bu biraz daha kalın, bir değişik yapmışlar bunu. Belki de diş açısından da olabilir bu. Ondan sonra tekrar bunu komple aşağı indirelim. Buraları böyle kat vererek hafiften yukarı doğru şöyle. Vallahi makine
Gerçekten güzel gençler ya. Valla. Burayı aldık. Ondan sonra şunu böyle sıfıra çekelim. Şuradaki bir izlere şöyle bir ufak bir dokunuş. Sonra bir tık daha. Buraları da hallettikten sonra. Sonra gençler şu tekrar yarım alıp şuraları bir ayarlamamız lazım. Bak buraları bırakmayalım. Burada iz gibi kalmasın bunlar. Sıfıra çekeyim. Şurayı ayarlayalım. Mesela ne oldu? Şurada az bir iz oluştu değil mi? Onu da bunun bir numarasını takıp iki tıkla indirip şurayı şöyle hafiften kaldırarak yukarı doğru burayı böyle aldığımız zaman buradaki iz kayboluyor. Gördüğünüz gibi gençler, şimdi bazı noktalarda bu makine belli bir yere kadar iş yapıyor. Dediğim gibi bakın, az önce size dedim ya, vahılın da uçları oluyor diye. Bak şimdi vahılı buna takacağız. Onun alt tarafında iz var çünkü. Şurada iz var. Bak şurada şöyle bir iz var ya. Bak şimdi onu nasıl kaybediyoruz. En güzel nokta da bu zaten. Hector'a bu vahılın ucunun oluyor olması var ya, benim acayip hoşuma gitti. Gerçekten daha iyi. Ötekinin çünkü sıfır numarası da bu. 1,5 milim bir değil. Onunki daha fazla. Daha büyük alıyor. Bununla böyle ufak geçişleri yapabiliriz ve bitti. Hop, makineyi de düşürdük. Bak 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 bak. Gençler, şimdi makasımızı alalım. Makas. Şimdi gelelim saçı yanlarını almaya. Bakın şimdi buralar, size de az önce dedim ya, buralar hep böyle patlıyor. Şimdi o patlamaktan kurtaracağız. Kısaltacağız oraları biraz. Kısalttığımız zaman toparlayacak saç kendini. Yukarı doğru böyle hafiften kaldırarak şu pozisyonla eğim vererek bu işi halledebilirsiniz. Hem bak buradaki fazlalık da gidiyor. Şu kabarıklığı da alıyoruz. Gördünüz mü nasıl geliyor? Bu tarafa geldiğiniz zaman tarağın arka kısmıyla yukarı doğru ovalleştirin. Ovalleştirdiğiniz zaman nasıl geliyor saç? Gördüğünüz gibi. Aynı sistem. Gene buradan girerek yukarı doğru oval bir kesim. Düz girmeyeceğiz yani makas tarakla. Şöyle aldığımız zaman bütün hepsini alıyoruz. Bakın şimdi az önceki haliyle şu anki hali nasıl? Arada fark var değil mi? Mesela buralar fazla girmeyeceğiz. Çok az böyle. Çünkü burayı bir tık bombeli bırakmamız lazım. Tam kaybetmiyoruz. Şöyle hafiften uçlarını buradan alırsak burayı böylece halletmiş oluruz. Ondan sonra gelelim diğer tarafa. Şimdi gençler, tarağın bu kısmıyla
yukarı doğru kaldırarak. Gördünüz mü? Bak şuradaki bombeliği hiç bozmuyorum. Köşeden giriyorum. O bombeleri kalsın ama burayı da alıp kısaltalım. Burayı da kısaltıyoruz mesela. O bombelilik kalmıyor bu tarafta. Ne dedik? Az önceki gibi yukarı doğru bak. Şöyle yaparak burayı ovalleştiriyoruz. Yukarı doğru oval bir şekilde. Bakın. Olduğu gibi nasıl geliyor saç, gördünüz mü? Hem o kabarıklık da gidiyor. Düz vurursanız makasla tarağı, yukarı doğru çıkarsanız olmaz. Bu saç tipinde olmaz. Bakın gençler. Şimdi mesela Bora'nın saçları da zaten bu tarafa doğru atıyor kendini. Onun için şöyle bir öne doğru taracaksınız burayı. Bu köşeden buradan böyle böyle yaparak burayı kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi bu fazlalık ve bombelilik gene gitti. Şimdi gelelim üstlere. Bu arada bu kadar konuştuk, anlattık. Gençler bak, benim Instagram hesabım da var. Hem şahsi var hem de iş hesabım var. Şahsi olan halim.altankingup adında. Oradan takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Ayrıca Salon Halim Kingup official var. Orası da iş adresi. İşte saç kesimlerini falan paylaşıyorum orada da. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca TikTok kullanıyorsanız eğer, TikTok'ta da Halim Altan Kingup 1925 adı ile TikTok'tayım. Orada da saç kesimlerini canlı olarak açıyorum. Canlı yayın açıyorum orada. Oradan da beni izleyebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa yorumlara da gelin. Like de atın bana. Gülüm, bu kadar alayım mı? Biraz daha alalım. Fazla mı alayım biraz daha? Ama bak orası saçın en önü ha. Çok kısa olmasın oğlum. Abi bu kadar çok fazla bence. Bak şu iyi. İyi, sen bilirsin abi. O zaman sen de sorun. Bak bu kadar iyi. Gençler şimdi. Aldığınız zaman ya sizin ben yapacağınız gibi yapayım. Bak siz normalde böyle alıyorsunuz ya. Bak böyle aldığınız zaman bak görüyorsunuz değil mi? Bak eğim oluyor bak. Bak gördünüz mü? Bak saçlarda bu nerede? Olmuyor. Şu makası böyle kullanmayı deneyin. Bakın şimdi. Bunu aldınız. Bunu da buradan geçirdiniz. Bak. İyi izleyin. Böyle aldığınız zaman bakın eğim kalmıyor. Böyle aldığınızda da eğim kalmıyor. Saç, makas saça tam yapıştığı için bu pozisyonda çok rahat daha saç kesebilirsiniz. Burasında böyle. Ondan sonra tekrar öne gelelim. Şuraya. Nerede burada fazlalık var? Bak burada çıkıyor. Burayı aldık. Mesela burası kısa, bu taraf uzun. Hafif eğim vererek bu tarafa model veriyorsunuz bak böyle. Bu fazlalıkla bu tarafı kaçırmayın. Bora, kıl mı oldu oğlum sen? Ay canım, kıyamam ben sana. Şimdi gelelim tekrar bu tarafa. Aldık saçı. Hop çektik. Nerede? Dıdıp. Bak burası ne kadar kısa. Aldık. Tekrar hop çektik. Bu taraf fazla. Burayı da aldık. Ondan sonra böyle çekerek bu tarafa geldik. Bu taraf da fazla. Kesim ve makas tutuşunuz böyle olsun. Bora, ne saç var oğlum sende be? Kes kes bitmiyor be. Vallahi billahi. Bayağıdır kestirmiyoruz abi. Kaç ay oldu? 2
bitti galiba. Allah razı olsun. Senin gibi müşterim olsa anasını satayım bittim lan ben. Vallahi 2 ayda bir saç kestirmek nedir ya? Yok, sen bizi bitireceksin ya Bora. Yok yok abi, 2 değil. Diyarbakır'a gitmeden önce. Geçen ay. Ben Mayıs'ta kestim. Yalanını. Valla kestim dedim ben. Hatırlamıyorum. Mayıs değildir oğlum ay. Bence Mayıs değildir o. Mayıs'ı geçtik ya. Bence geçti. Kesin geçti yani. Bak benim dediğime göre bile kısacık kaldı, görüyor musun? Osman. Senin dediğini yapmış olsaydık hiç kalmayacaktı o yön. Hiç kalmayacaktı yani. Gençler biz böyle neşeler, şakalar böyle takılıyoruz ya. Bizim tıraşlar genelde hep böyle geçiyor müşterilerle zaten. Ama işimde ciddiyimdir. İş konusunda ciddiyimdir. Ona laf etmem. Bir işi yapıyorsanız eğer adam akıllı ve layığıyla yapın. Bu konuda net olalım. Bora ne diyorsun? Güzel abi. İyi mi sence bu kısalık? İyi. Daha da fazla kısaltmama gerek var mı? Yok. Evet gençler, 3 numara, yanlar 3 numara. Üstlerde biraz diye biz bayağı kısalttık. Buna şimdi biz biraz demeyelim gençler. Bu bayağı kısalttık yani bizim saç üstlerimiz. İşte yanlarda böyle, yanları 3 numara aldık. Klasik bir saç kesimi yaptık aslına bakarsanız. Öyle çok fazla teferruat, çok fazla böyle şekle şükle girmedik. Böyle basit, normal bir saç kesimi oldu. Aslına bakarsanız Bora'nın saçlarını ben, Bora'yı ikna edebilsem buralarını falan ben onu çok güzel kazıyarak saç keseceğim de. Maalesef Bora istemiyor. Yıllardan beri hep böyle 3 numara. Yani kıracağım ama. Bir gün onun inadını kıracağım. Buraların hepsini yok edeceğim ona. Çok güzel bir saç modeli çıkartacağım ona. İnşallah yapacağız değil mi oğlum bir gün? İnşallah. İnşallah. Dediğine göre tamam yapmayacağız demek oluyor bu. Eğer ki olursa yapacağız gençler. Şimdi kendi böyle istediği için saç modeli de doğal olarak böyle oluyor. Arkadaşlar. Bizim videomuz buraya kadar. Sona geldik artık. Şöyle bakalım, böyle dönelim. Tıraşımız bu kadar. Elimizden gelen bu. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen es geçmeyin. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.